Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarında ve NBA 18 MyGM'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili New York Knicks taraftarları, böyle taraftarlar diyorum çünkü hep beraber oluşturduk bu takımı. Benim kadar sizlerin de emeği var. Beraber oluşturduk, beraber ilerliyoruz. Canlı yayınlarda, daha çok canlı yayınlarda ağırlık verdiğimiz ama haftada bir gün kanala da video attım ve genel anlamda canlı yayınları değerlendirdiğimiz bölümümüze tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle 25'te 10 ile gayet güzel ilerliyoruz. Doğu birincisiyiz, NBA ikincisiyiz ama şöyle bir durum var. Şu an kurduğumuz ligde ligi 8. sıradan bile bitirseniz, yani playoff'lara kaldığınız sürece birinci takımla aranızda neredeyse hiçbir fark yok. Çünkü her takımda yıldızlar var, her takımda yıldız oyuncular var ve hepsi maçın gidişatını bir anda değiştirebilecek oyuncular. O yüzden 8. sıradan girmek ya da 1. sıradan girmenin çok bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum. Herkesin şampiyonluk şansı eşit. Yeter ki playoff'lara kalalım. Onun dışında MyGM'de senaryosunda bir ufak gelişme daha oldu. Biliyorsunuz bizim Bob Sanderson, yanlış hatırlamıyorsam yeni takım sahibimiz. Onun bir şımarık velet oğlu var. Kendisini zorla değil de babasının isteğiyle asistan GM'imiz oldu. Yani yardımcımız oldu diyelim. Ve işimize burnunu sokmaya başladı bile. Dinwiddie'yi takas etmek istiyor. Ama kimi vermek istiyor onu bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz. Bu arada bu oyunun senaryosuymuş. Anladığım kadarıyla herkes de böyle ilerliyor. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Umarım gidip de Jason Tatum'u falan takas etmez. Ya da Vince Carter'ı, yani Dinwiddie ile Vince Carter'ı verirse zaten o çocuğu tokatlarım. Yani çocuğu tokatlar sonra da istifa ederim. O kadar açık bir net söylüyorum. Bize takılmıyor. Başka takım buluruz. Ya da yeniden başlarız. Her neyse. Ne olacağını göreceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. Ve rakibimiz New Orleans Pelicans. Bakalım kimler varmış New Orleans'ta. Mike Bibby, Pat Maverick, LeBron James, Draymond Green, Steven Adams. Of, tryhard bir takım ile karşı karşıyayız. Şuradan New York'un formasını giyelim, yeni formasını. Ve maça geçelim. Smoothie King Center'dan hepinize selamlar. New Orleans Pelicans'ın sahasındayız. Doğu birincisiyiz ama bakalım LeBron James'i, Draymond Green'i, New Orleans Pelicans'la nasıl baş edeceğiz? Pot altları çok sağlam görünüyor gerçekten. İşte ilk beşler bir kere daha görüntüze. Birazdan hava dişiyle başlayacağız. Vince Carter sayı krallığını koruyor ama karşısında eski yıldızlardan Pat Maverick var. Pistol lakaplı. Yani şütör olduğundan gelse, şütör olduğu için herhalde pistol diyorlar. Valla ne olacak hep beraber göreceğiz. Steven Adams kadı iyi oynar, can sıkar. Avantajını Steven Adams çekti. NBA TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Ve işte karşılaşmamız başladı. Mike Bibby. O da eskilerden çok iyi bir isimdir. Mike Bibby'nin atışı isabetsiz. Kevin Love çekti savunma ribantunu. Vince Carter ile hızlı çıkabilirdik. Vazgeçtim. Jason Tatum smaçla başladı. LeBron biraz az kaldı ve Jason Tatum'un smacı ile 2-0 New York önde. Draymond Green'de 3 sayı işareti çıkıyor bu arada. Draymond Green iyi savunma geldi Draymond Green'e. Mike Bibby'yi çok güzel çıkarttı Mike Bibby işte. Draymond Green'i özel yapan özelliklerden biri. Yani hiç beklemediğiniz bir anda mükemmel bir asist Draymond Green'den. Ben Mike Bibby'yi göremedim bile. Şöyle bir Vince Carter üzerinden 3 sayı set çevirelim. Vince Carter sever bu atışları. Vince Carter da üçlü gönderdi. Kevin Love bakalım bugün atmaya mı gelmiş? Kevin Love çıkmayı başardı. Çaprazdan üçlü isabetsiz. Joel Embiid hücum reboundu ve smaç. Steven Adams dışarıda kalınca pot altında hanedanlığı kuran isim Joel Embiid oldu. Maverick. Daha önce Maverick demiştim ama Maverick'miş ismi. Spikerler öyle diyor. Ben de spikerlerin yalancısıyım. Draymond Green. Yani LeBron James şu ana kadar neredeyse top almadı. Bütün topları Draymond Green'e kullandırıyorlar. İyi başladığı için herhalde. Vince Carter. İçeri yüklendi. Vince Carter basket faulü buldu Vince Carter. Tek servis atış kullanacak Vincenity. Vince Carter'ın sevdiği setlerden biri. Eğer doğru oynayabilirse Carter potayla baş başa kalıyor. İyi savunma. Joel Embiid'e döndü. Joel Embiid üçlüyü isabetsiz. Uzunlarımız bugün üçlük atamıyor. Bu da biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Pot altı sert bir takımlar. Bunu dış şutlar atarak açmamız gerekiyor. Fakat şu ana kadar onu başarabilmiş değiliz. Draymond Green çok zor bir atış. Daha bu da isabetli.
Draymond Green bambaşka bir oyuncu gibi oynuyor şu ana kadar bizim karşımızda. Kevin Love bir üç sayı set daha açmak istiyor. Kevin Love. Bu defa üçlü isabetli Kevin Love'ın. İşte bunlara ihtiyacımız var. Draymond Green rüzgarını atlatmamız gerekiyor. Draymond Green'den bir basket daha ve mola geldi. Draymond MVP Green. Brockton dışarıya döndü. J.R. Smith. Sever bu atışları. J.R. Smith üçlü gönderdi. Çok riskli bir pastı ama Brockton atletizmini iyi kullandı. 17-17 bayağı skorlu bir maç izliyoruz şu ana kadar. Son hücumu kullanıyorlar. Jeremy Lamb. Jeremy Lamb'in atışı isabetsiz. Hücum bantını vermedik ve ilk çeyrek 17-17 Draymond Green üstünlüğüyle tamamlanıyor. Gerçekten müthiş başladı maçı ve çok iyi oynuyor şu ana kadar Draymond Green. Bakalım ikinci yarıda bunu değiştirebilecek miyiz? Biraz 3 sayılarımızın girmesi gerekiyor. Biz çünkü 3 sayı ağırlıklı bir takımız. Şutlarımız girmedi mi sıkıntı çıkıyor. Şimdi Vince Carter'la hücumdayız. Vince Carter iyi savunma geldi. Drew Holiday tekrar Vince Carter. Atardım, atmadım. Joel Embiid. Joel Embiid çok güzel. Joel Embiid! Çok güzel döndü ve smacı vurdu Joel Embiid. Dar alanda gerçekten inanılmaz kıvrak görünüyordu. Joel Embiid bu arada J.R. Smith'le LeBron eşleşirken bir foul geldi. Hareketli perdeleme Cody Zeller'dan. LeBron öldürücü post-up'larına başlayacak gibi görünüyor. Vazgeçtiler. Draymond Green. Draymond Green oralara kadar girdi. LeBron biraz el üstü bir üçlük. LeBron James. Jason Tatum oyuna girse hiç fena olmayacak. J.R. Smith zaten iyi bir savunmacı değildir. Burada da biraz zorlanıyor gibi. İlk yarıda son 2 dakika içerisine giriyoruz. Bir sayılık üstünlüğümüz var. Steven Adams atışı isabetsiz. Hücum reboundunu çekti. Kevin Love topu çalmaya başardı. Şimdi bir foul bekledim. Çıkmadı. Embiid fauller çıkmıyor adeta. Yani çatır çutur sesler geliyor ama hiçbirine foul çalınmıyor. Çok enteresan. Ve bu da foul. Draymond Green bir üçlük daha. Draymond Green ne zaman böyle oynadı ya? Hangi iyi hali bu? Ben böyle bir Draymond Green hatırlamıyorum abi. Scarlett'ın maçlarını bugün göremedik derken Vince Carter. Steven Adams'tan intikamını aldı Vince Carter. Draymond Green bir üçlük daha, artık baskı istiyorum. Olmayacak böyle. Yani Draymond Green gerçekte şu kadar oynasa yemin ediyorum yani Golden State 4-0 şampiyon olurdu. Bu ne ya? Yemin ediyorum kanser ediyor şu an Draymond Green. Kevin Love 3 sayılık atışı isabetsiz. Nasıl da ihtiyacımız olan anda yine Kevin Love piyasada yok. Yine demek istemiyorum da Draymond Green yok artık. Evet sonunda yani bir zahmet. Tamam Draymond Green 3 sayı atamaz demiyorum ama abi Stephen Curry gibi de atmasın ya. Embiid bloğu yedi. Draymond Green her yerde bugün. Ya bu takımda LeBron'a gerek yokmuş zaten. Draymond Green her işi yapıyor şu an. Draymond Green normalde de her işi yapar ama bu kadar iyi hücumu ben hiç görmemiştim yani. Draymond Green 18 sayıda kaçırmadan atıyor şu an. El üstü fark etmiyor. Her yerden atıyor. %61 ile hücum ediyorlar. Hemen hemen bütün istatistiklerde zaten önümüzdeler gördüğünüz gibi. İkinci yarıda biraz daha isabetli üçlük atmamız ve Draymond Green'in kendine standartlarına dönmesi lazım acilen. Ya Draymond Green kendi standartlarına dönüp LeBron kendi standartlarına çıkarsa yine işimiz zor. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. LeBron çok güzel bir hareket. Jason Tatum'u zor durumda bırakıyor. LeBron James.
Ersan. Ersan'ın da üçlü isabetsiz. Tamam, ben bugün daha fazla üç sayı denemek istemiyorum. Yalnız artık bir faul bir şey yapalım da. Of, LeBron. Mola. Mola koçun niye yedeklerle başladın ikinci yarıya? Gerçekten anlamıyorum. Embiid bugün top tutabilirse pot altından bir şeyler yapacağız ama... LeBron ikinci yarıda alev alan isim LeBron. İşte korktuğum başıma geldi. Şu anda da ikinci yarıda LeBron başladı ve Draymond Green şu anda iyi başlayamadı ikinci yarıya ama LeBron başladı. Yani korktuğum başıma geldi şu anda. Yani LeBron'un devreye girmesi bizim kabusumuzdu. Arka arkaya kötü hücumlarımızda Vince Carter'ın da üçlüğü isabetsiz. Yani gerçekten bu maç, bu kadar kötü üçlük attığımız başka bir maç var mı hatırlamıyorum ya. Embiid'den iyi savunma geldi. Şimdi Vince Carter. Ona da iyi savunma geldi. Vince Carter zor bir atış. Vince Carter. J.R. Smith. Jeremy Lamb'den sıyrılıp smacı vurdu J.R. Smith. Bir önceki maçta kanala koyduğumuz maçta 21 sayı atmıştı. Kenardan gelip J.R. Smith gerçekten hayat vermişti bize. Yılın 6. adamı olmaya da bir adım daha yaklaşmış oldu böylece J.R. Smith. 157 left to play in the third. And Holiday, here we go. Holiday içeri girdi, son ikiye bıraktı. Ya biraz daha isabetli hücum etmemiz gerekiyor şu anda. Yani şu an New Orleans kaçırmadan hücum ediyor. Ya buna bir son vermemiz gerekiyor. Savunmamız da iyi değil şu ana kadar. Zaten yedeklerin savunmasını her zaman söylüyorum iyi değil diye. Güzel savunma geldi burada. Brook Lopez çekti savunma reboundunu. Chandler Parsons star tarafta. Chandler Parsons basket faul olursa çok güzel olur. İki servis atışı kullanacak. Chandler Parsons. Kyle Korver oyunda görünce de 3 sayı set açmadan gerçekten kendimi rahat hissetmiyorum. Korver iyi devrilemedi. Kyle Korver. Lopez. Brook Lopez. Yok artık Brook Lopez. Seti oynayamadık ama Lopez bizi ipten aldı. Bu basketi yemeyelim. Çok güzel. İşte bu. Chandler Parsons. Atamadım. 48-43. İkinci çeyreğin, üçüncü çeyrekte daha doğrusu biraz daha iyiydik diyemeyeceğim ya. Yine üçlük atamıyoruz. LeBron devreye girdi şu an ama bakalım henüz daha hiçbir şey bitmiş değil. LeBron gidiyor. Turnikeyi bıraktı. Ben mola alayım da şu ilk 5 bir oyuna girsin. Çünkü yedeklerimiz sahadayken NBA'in en kötü savunma takımı olabiliriz. Bedavadan sayı yedik şu anda ya bildiğiniz. Evet artık varımızı yoğumuzu ortaya koyma zamanı. Vince Carter! Ooo! Hiç beklemiyordum böyle bir smaç. Bir basket daha Vince Carter'dan. Şu an savunma yapmamız gerekiyor. Şu an maçı kazanmanın anahtarı savunmada. Güzel savunma geldi mesela burada Jason Tatum'dan. Holiday. Vince Carter sakin. Vince Carter. Embiid'e çıkarttı. Joel Embiid basketi buldu. Steven Adams yarım savunmasına gelince pas çıkarmak daha mantıklı geldi. Savunma yapmaya devam etmemiz gerekiyor. LeBron çok iyi savunma geldi. LeBron'a dönen topu alamadık. Embiid bir blokta artık bir rebound. LeBron artık bir... At ya tamam. At abi. Carter'ın servis atışları ya bir türlü böyle istikrarı yakalayamıyoruz. İyi savunma yaptığımızda sayı bulamıyoruz. Sayı yediğimizde de sayı buluyoruz. Arayı dengeyi bir kapatmamız gerekiyor. LeBron, Embiid nerelere çıktı öyle? Joel Embiid ölüm kalım savaşı veriyor pot altında. Şimdi Jason Tatum. LeBron'un üzerine gitti. Tatum yapma. İşte bundan bahsediyordum.
20 kere atsam bu turnikeyi 19'unu atar Tatum ama gitti burada. Kaçırdı mesela. İyi savunmaya devam edeceğiz. Daha vaktimiz var. Draymond Green ikinci yarıda yok oldu adeta. Yani biraz böyle tehdit etmeye çalışıyorum ama çok zor ikili oyunları savunmak. Çok. Yani kiminle savunacağımı cidden artık bilmiyorum ve anlayamıyorum ikili oyunları. Vince Carter'a sırtı dönük aldırmak da neyin nesi anlamadım ama Vince Carter! Post oynadı Carter. Bunu da yaptı. Perde üstüne perde. Gerçekten ciğerim soldu. Artık perde görmekten. Tatum LeBron'a çarptı. Oo, içeride boşluk veremedim. Joel Embiid atışı isabetsiz. Çok kritik bir hücumdu. Taktik fauller başlıyor. Taktik faullere başladık ama kaybettik. Kötü üçlük attık. Savunma yaptığımız zaman da sayıyı bulamadık. Bir türlü maçın içerisine tam olarak dahil olmayı başaramadık gerçekten. Vince Carter çok zor bir şut. Embiid alacaktır. Embiid. Tatum. Kimse top atmak istemiyor. Tatum top atladı. 19 saniye ama artık atsak ne fayda. Kötü üçlük attık. Draymond Green ilk yarıyı sürükledi. İkinci yarıya da LeBron sürükledi. Bundan bahsetmiştim işte sizlere. Yani takımların nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Playoff'a kalmak önemli. Biz Doğu birincisiyiz. Bu maçı kaybetsek bile Doğu birincimiz devam edecek. NBA'de ikinci sıradaki yerimiz devam edecek. Maçın adamı Draymond Green. 19'unu zaten ilk yarıda atmıştı. İlk yarıda maçı bitirmiş zaten Draymond Green. Yani LeBron ve Draymond Green dışında da pek de bir katkı veren olmadı ama şu bir gerçek. Kötü üçlük attığımız zaman bunu bir şekilde başka bir şeyle kapatmamız gerekiyor. Ya Vince Carter ya da başka bir şey. Vince Carter da kötü oynamadı aslında. Atmaya da devam ediyor Carter ama. Yani 20 sayı attım Carter'la. Daha da yani ne yapabilirim ki? Yedeklerden hiç katkı alamadık J.R. Smith dışında. Kyle Korver. J.J. Redick'in bir üçlüğü var sadece. Bu arada bahane bulmuyorum. Sadece neden kaybettiğimizi açıklamaya çalışıyorum. Kaybettik yani. Çok doğal. Biz de kaybedeceğiz. Örneğin ilk 5 çıkan oyuncuları sadece 2 sayı bulabilmiş. Aslında çok dağınık oynadılar ama dediğim gibi. Hani iyi savunma yaptığımız bölümde basketleri bulamadık. Onlar attı, biz attık ama onlar daha öndeydiler. Bu konuda bizden yapacak bir şey yok. Mike Bibby ikili 0 attı ama modamız yok. Tatum. Jason Tatum. Yani çok zordu zaten. Hani heyecanlanmamıştım bile. Atamıyorum çünkü ben bunları, girmiyor. Yani son 15-20 saniyede yine bir şeyler oldu ama yine yani Vince Carter'ın kaçırdığı üçlük maalesef olmadı, yetmedi. 67-64 New Orleans Pelicans deplasmanından mağlup ayrılıyoruz. Şöyle bir bakalım, işte Draymond Green'in MVP performansı. LeBron ve Green zaten sürüklediler maçı. İkinci yarıda, ilk yarıda Draymond Green, ikinci yarıda da LeBron. Korktuğum başıma geldi anlayacağınız. Bizde ise Vince Carter iyiydi, kötü değildi. Holiday bulduğunu attı diyebiliriz. J.R. Smith dışında istikrarlı üçlük atarımızda maalesef yok. Şöyle bir bakalım. Evet, 19'da 6 üçlük ile yani çok güzel üçlük attık. Evet arkadaşlar, MyGM'in bölümünün sonuna gelmiş olduk böylece. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Playoff mücadelemiz, şampiyon olma mücadelemiz devam ediyor. Bakalım ben daha çok Bob Sanderson'ın oğlu başımıza neler açacak, nasıl işler çıkartacak, kim gidecek takımdan, onu merak etmeye başladım. Eğer saçma sapan bir şey gerçekleşirse yeni takas girişimlerinde bulunacağız. Takımda istemediğim 1-2 oyuncu var ama şu anda onları takasta kullandığım için 60 gün onları takas edemiyorum. Bakalım duruma göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız da kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. MyGM'de ve MyCareer'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize iyi günler, iyi haftalar. Görüşmek üzere.